Merhaba sevgili seyirciler, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün Arthur Aston Luce konusunu ele alacağız. Arthur Aston Luce kimdir? Dublin'deki Trinity Koleji'nde felsefe profesörü ve yine Dublin'deki St. Patrick Katedrali'nin 1952-1973 yılları arasında koro başkanıydı. Yaşamı boyunca ruhban sınıfına ait pek çok makamda bulundu ve 1946-52 yılları arasında Trinity Koleji'nin yardımcı dekanlığını yürüttü. Filozof George Berkeley'in Luce üzerindeki etkisi nam salmıştı. Trinity Koleji'ndeki 12'den 77'ye kadar süren eğitmenliği bir rekordur. Luce, 21 Ağustos 1882'de Gloucester'da doğdu. Papaz John James Luce ve Alice Luce'un dördüncü çocuklarıydı. Lindley Lodge School ve Eastbourne Koleji'nde okuduktan sonra 1901 yılında Trinity Koleji'ne girdi. 1905 yılında lisans diplomasını, 1908 yılında bir kiliseyi yönetebilme lisansını, 1911'de ise yüksek lisans diplomasını aldı. Luce'un ilk dönem çalışmaları Hristiyanlıkla ilgili teolojik konulardı. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle çalışmalarını ara verdi ve savaşa girdi. 1917'de savaştaki başarısı sebebiyle nişanla ödüllendirildi. Savaştan sonra 1921'de İsa'nın dünya ile olan ilişkisini işlediği Monofizitizm, Past and Present isimli bir kitap yayınladı. Bir sonraki sene Henry Bergson üzerine verdiği derslerin notlarından derlediği Din Kadar Psikoloji ve Evrim konularından da bahsettiği kitabını çıkardı. 1930'larda Luce, İrlandalı bir başka filozof olan George Berkeley ile ilgilenmeye başladı. Profesör Berkeley'in çalışmalarını pek çok açıdan eksik ve bazen de yanlış buluyordu. Var olan kaynaklar kadar keşfettiği Berkeley üzerine yeni kaynaklar da Luce'un çalışmalarına yön verdi. Luce, Fransız rahip Malebranche'ın genç Berkeley üzerindeki etkisini de Berkeley and Malebranche isimli eserinde vurguladı. Berkeley'in olgun felsefesi anlaşılır bir şekilde Luce'un 1945 yılındaki çalışması Berkeley's Immaterialism ile de açıklandı. Ayrıca Thomas Edmund Jessop'la birlikte The Works of George Berkeley isimli eseri hazırladı. Profesör sadece bir Berkeley uzmanı değildi. Ayrıca Berkeleyizme de inanıyordu. Luce, Berkeley'in tarihçiler ve halk tarafındaki kişisel üne sahip olması sebebiyle de filozof hakkında da düzeltme ve güncelleme yapmak zorunda hissediyordu. Berkeley'in bazı çalışmaları da onun gerçek görüşlerini saklayan bir hayalperest ve yalnızlığı seven adam ününü artırıyordu. Luce'un Life of George Berkeley, Bishop of Cologne isimli eseri Berkeley'in bu imajını ele alarak bu adamdan dikkatli bir şekilde yeni bir adam yaratan bir kitap olarak bilinir. 1918 yılında Luce, Lillian Mary Thompson ile evlendi ve çift 3 çocuk sahibi oldu. 1940 yılında eşi ve kızı trajik bir şekilde boğuldu. Akademik çalışmaları ve sahip olduğu çok sayıdaki yönetimsel ve dini unvanı ona yerel ve uluslararası ün kazandırdı. İyi bir vaiz ve saygı duyulan bir öğretmen olarak saygı gördü. Satranç ve olta ile balık tutmak iki hobisiydi. Balık tutmakla ilgili yazdığı Fishing and Thinking 1959 yılında yayınlandı. Bir saldırıya uğradıktan kısa bir süre sonra 28 Haziran 1977'de vefat etti sevgili seyircilerim. Evet. Bugün Arthur Aston Luce'un kim olduğu ile ilgili kısa bir bilgi sundum sizlere. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu videomun hazırlanmasında felsefe.gen.tr internet adresinden faydalandım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın efendim.